İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı kararnamesi. Batı Ermenistan'daki Van'ın doğa harikaları büyülemeye devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 62 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 1915 Hınus, Baskan'ın dramı. Yerevan Radyosu arşivi ilk kez dijital platformda. Gevok Çavuş ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 75. yıl dönümü şerefine gümüş paralar basıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı kararnamesi No 78 27 Nisan 2020 Batı Ermenistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Garnik Sarkisyan'ın istifası üzerine Devlet Başkanı Anayasanın 76. maddesini dikkate alarak, Anayasanın 77. maddesini dikkate alarak, Anayasanın 161. maddesini dikkate alarak ve Batı Ermenistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Garnik Sarkisyan'ın 26 Nisan 2020'den itibaren Batı Ermenistan hükümetinden istifasını ifade eden sosyal ağlar aracılığıyla yayılan bir açıklama kararını dikkate alarak. Kararname Madde 1 Yasal olarak bu kararı geri döndürülemez bir şekilde bugün 27 Nisan 2020'de kabul ederek onaylamak. Madde 2 Eylül 2020 oturumundan önce Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'na başbakan atamasını önermek. Madde 3. Kararname bugün yürürlüğe giriyor. Karin 27 Nisan 2020 Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Batı Ermenistan'ın Van şehri eşsiz güzelliği ve doğal manzaralarının emsalsizliğiyle özeldir. Ziyaretçisiz kalan Ahtamar Adası badem çiçekleriyle sessiz bir şölen sunuyor. Adadaki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile çekilen görüntülerde apayrı güzellik saçılıyor. Bahçesaray ilçesinde çiçek açan terslaleler yağın karın altında kaldı. 15 günlük ömürleriyle Batı Ermenistan'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini müjdeleyen terslaleler Van, Hakkari ve Şırnak'ta yetişiyor. Dünyanın ikinci, Batı Ermenistan'ın en büyük krater gölü olan Bağış-Bitlis'teki Nemrut Dağı ve kalderasının zirveden karlı manzaraları. Batı Ermenistan'ın doğasının benzersizliğini bir kez daha kanıtlayarak görenleri hayran bırakıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış insan sayısı son günde 62 artarak 1808'e ulaştı. 848 kişi iyileşti, 931 kişi tedavi edilmektedir. Toplam 18.547 test yapıldı, ölü sayısı bir vaka artarak 29'a ulaştı. Rus yazar Levi Kipyani 1916 yılında Erzurum Hınıs'a gitmiş ve bir yıl önce o bölgede Ermenilere yaşatılan zulmü tanıklarından dinlemiş bölgede gözlemlerde bulunmuştu. Kipyani'nin gördüklerini ve duyduklarını kaleme döktüğü makaleyi Doktor İsmet Konak Rusça'dan çevirdi. Ermenilerin yaşadıkları bölgeler Batı Ermenistan 1915'te Türk Devlet Ricali'nin kasıtlı politikası sonucu adeta bir ölüler mahallesine dönüştürülmüştü. Dönemin İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın şifreli telgraflarında geçen Katlu Nehb bir emir komuta zinciri içinde başarıyla tatbik edilmişti. Hatta Talat Paşa Halep İskan Şubesi Sevkiyat Müdürlüğü'ne çektiği şifreli telgrafların birinde vefayet cetvelinin kendilerini yeterince memnun etmediğini de vurgulamıştı. Günümüzde egemen erk her ne kadar işlenen cürümü kamufle etmeye çalışsa da artık kral çıplaktır. Mızrak çuvala sığmıyor. Batı Ermenistan, Yerevan Radyosu arşivi Alman Kürt Kültür Enstitüsü tarafından dijital platformda yayınlandı. Alman Kürt Kültür Enstitüsü Yerevan Radyosu arşivini YouTube kanalı başta olmak üzere tüm dijital platformlarda erişime açtı. Böylece 900 eser ilk defa toplu şekilde sözleriyle birlikte yayınlanmış oldu. Enstitü, Kürt sanatçılara kanallarına üye olmalarını ve 27 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında sosyal medya hesapları üzerinden Yerevan Radyosu'nda sevdikleri şarkıları paylaşmalarını istedi. Enstitü Halk Kültürü ve Arşiv Araştırmacısı ayrıca sanatçı Cevat Mervani'nin büyük bir ekiple birlikte yayına hazırladığı çalışmayı yakın zamanda 4 ciltlik bir kitap dizisiyle yayınlayacağını belirtti. Yerevan Radyosu arşivine buradan ulaşabilirsiniz. Gerçek adı Gevor Kazaryan olan Gevor Çavuş 1870-1907 yılları arasında yaşadı. Ermeni Kurtuluş Hareketi'nin kahramanı fedai, Muş'taki Kutsal Garabet Manastırı'nda eğitim gördü.
Sasu'nun 1891-1894 öz savunma savaşlarına katıldı. Eylül 1894'te Türk hükümeti Çavuş'u tutukladı ve 15 yıl hapse mahkum etti. 1896'da hapishaneden Sasu'na kaçtı. Daha sonra General Antranik ile tanıştı ve silah arkadaşı oldu. 1901'de Çavuş, Berdak, Norşen ve Arakelos manastırlarının savaşlarına katıldı ve 1904'te Sasun isyanı sırasında İşhanator ve Dalvorik'in öz savunma operasyonlarına liderlik etti. Çavuş liderliğindeki askeri grup Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerini işgal eden Türk güçlerine karşı kahramanca savaştı. 27 Mayıs 1907'de Türk birlikleri Suluh köyünde Çavuş'un müfrezesini kuşattı. Köye yaklaşırken Çavuş köprünün yakınında eşit olmayan savaş sırasında öldürüldü. Halkını özgürleştirme fikrine adanmış, özverili bir savaşçı olan Gevork Çavuş, Batı Ermenistan'da Türk rejimine karşı çıkan Ermeni Kurtuluş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden biridir. Yerevan'da Çavuş'un kendi adını taşıyan meydanda heykeltıraş Levon Tokmacan tarafından yapılmış heykeli yerleştirmiştir. Ayrıca Yerevan dahil Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin diğer yerlerinde adını taşıyan sokaklar ve okullar vardır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Daharan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vznotut Yesem Nakşel adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.